Geçtiğimiz günlerde masum masum Google Earth'te geziniyorum. Keşif yapıyorum. İşte Google Earth'ü ne için kullanırsa insanlar genelde ben de onun için kullanıyorum. Bir yer keşfettim. Böyle yerde çok alakasız bir yerde uçaklara ait olabilecek bir silüet var. Yani nasıl anlatayım bilmiyorum. Bunu en iyi görsel şekilde anlatabilirim. Şu anda Google Earth'te tam olarak ilk gördüğüm şeyi görüyorsunuz. Neyse bu yerin daha önceki tarihlerde çekilmiş uydu görüntülerine baktığım zaman gördüklerime inanamadım. Orada çünkü bildiğiniz uçaklar vardı, jet uçakları vardı. Biraz daha alanı dolaştığım zaman böyle askeri araçlar, tank, zırhlı araçlar, o tarz şeyler gördüm ve çok merak ettim. Yani burada ne olduğuna dair inanılmaz bir merak doğdu içime. Ve gidiyorum. Orada ne var ne yok gidip kendi gözlerimle göreceğim. Eğer bu videoyu izliyorsanız muhtemelen orada beni çok etkileyen bir şeyler vardır. Hava yer atış sahası olarak geçiyor burası. Yani çok esrarengiz bir durum yok aslında ortada. Burada gerçekten yani o Google Earth'te gördüğüm o uçaklar, hurda, diğer askeri araçlar falan onlar hala duruyormuş. Şimdi onların yanına gitmeye çalışacağım. Biraz yürümek gerekecek. Ama bence çok yani görsel olarak çok kıymetli şeyler göreceğimi düşünüyorum. Gidip bakacağız şimdi. Şu ileride 2-3 tane vagon görüyorum. Böyle eski tren vagonu. Onlar da hedef olarak kullanılıyor sanırım. Şu ileride uçak gövdesi olduğunu tahmin ettiğim bir şey var. Şimdi onun yanına doğru yürüyorum. Evet, en çok korktuğum şeylerden birisi oldu. Sürüyle karşılaştım. Sürü varsa köpek de vardır. Kolay gelsin. Köpek var mı abi sürüde? Açıkçası buraya gelirken ben ummuyordum bunları görebileceğimi. Ama hala buradalarmış. Yani Google Earth'ten baktığım zaman herhalde kaldırılmış. Yani öyle gözüküyordu Google Earth'ten bakınca. Ama burada geldim gördüm ki hala buradalar. Bu arada burası şu anda işte gördüğünüz gibi böyle hayvanların otladığı. Yani öyle girişin yasak olduğu çok gizli falan öyle bir şey değil. Yani o rahatlıkla ben de şu anda kayıt yapıyorum. Ama asıl dikkatimi çeken şeyler burada. Eğer yanılmıyorsam bu bir F-100. F-100'müş yani bir zamanlar. Vay be. Çok güzel. Şu an bayağı bir ışık tersten geliyor farkındayım. Şöyle gösterirsem biraz daha net olacaktır sanırım. Sizin için de. Evet nasıl? Yine bulduk ilginç bir şeyler. Şu da F-104 gövdesi. Selamünaleyküm. Evet, bu da bir F-104. Tabii çok uzun yıllardır burada olduğu her halinden belli. İçinde hiçbir şey kalmamış, hatta bitkiler yetişmiş. Bu bir zamanlar motor varmış, motoru varmış burada uçağın. Burada kokpitte yine hiçbir şey kalmamış. Şimdi şurada yani burada bu iki uçak var. Şu yan yana gördünüz. Bir de şurada biraz daha iyi durumda olan daha böyle çekilisi iki uçak daha var. Evet yine bir görsel şölen yaşıyorum. Çok umutsuzdum buraya gelirken ama karşıma çok güzel şeyler çıktı. Devam ediyoruz. Şu iki uçağın yanına da gideceğiz. Şurada bir taret görüyorum. Ne bu tam olarak biliyor musun? Senin var mı bir tahminin? Tank değil bu. Ya zırhlı bir araç. Başka bir askeri araç var burada. Bu arada genel olarak ortam tam Nuri Bilge Ceylan filmi çekmeye müsait. Geldik. Yine bir F-104. Ama bu diğerlerine göre biraz daha iyi durumda. En azından yani ayakta durabiliyor. Ya iyi durumda derken tabii burası bir müze değil. Yani hiçbir uçağın iyi durumda olmasını beklemiyoruz tabii ki. Ama yani hani görsel anlamda
daha etkileyici. Üstündeki yazılar, boyamalar hala duruyor. Hatta şu kapak bile hala gayet sağlıklı bir şekilde açılabiliyor. Bunu ispatladığımı düşünüyorum artık size. İçine tabii kuşlar yuva yapmış. Hala uçağa ait olabilecek, uçağa ait olduğu her halinden belli olan parçalar gözüküyor. Ve işte F-104 ile bütünleşmiş o küçücük kanatlar. İşte bu da kokpitin içi. Bakın şu çok güzel bir detay. Sağ radarda Lockheed yazısını hala görebiliyoruz. Bu uçaklar Lockheed tarafından üretildi biliyorsunuz. Evet, burada bir full yazısı var. Onun dışında yani kokpite dair pek fazla bir şey kalmamış. Bu kadar. Evet, bu uçaktan da aktaracaklarım bu kadar. Yani dediğim gibi çok fazla hani gösterecek bir şey kalmamış. Gördüğüm en güzel detaylardan bir tanesini gösterdim. Sağ radarda duran Lockheed yazısı. Bu arada tabii rüzgarın etkisiyle bayağı oynuyor uçak. Hop. Bir uçak daha var. Yani zaten bu alan boyunca toplam 4 tane uçak var. Şimdi o uçağın yanına da gideceğiz. Onun dışında yani bir sürü kara unsuru da var. Şurada vagonlar var. İşte biraz önce geçerken gösterdik, bir tane zırhlı araç var. Tank değil ama tanka benziyor. Onun dışında birkaç daha böyle tank benzeri yine kara unsuru da var bu alanda ama en dikkat çekicisi kesinlikle şu uçaklar. Bu da 4. ve son uçağımız. Bu da bir F-104. Diğerinin kuyruk kısmı vardı mesela. Bunun kuyruk kısmı yerinde değil. Evet, işte poligondaki uçaklar bu şekilde. Yani hem burada uçakları hala burada görebildiğime şaşırdım, hem de burada seninle karşılaştığımıza şaşırdım. Çok güzel oldu. Bana da eşlik ettin çekimler boyunca. Eyvallah, teşekkür ederim. Ne demek abi, hoş geldin. Hoş bulduk, eyvallah. Bu uçaklar ne zamandır burada? Abi yaklaşık hani bir 40 senesi var. Ben bildim bile, ben şu an 20 yaşındayım. 20 yaşından beri yani hep sürekli burada. Hatta benim amcaoğlu var 22 yaşında. O gün doğduğu gün amcam buraya onun adını yazıyor falan. Hani 22 yıldan beri buradaysa daha evveli de var tabii. 40 yıl diyorlar büyüklerimiz. Ben tam olarak bilmiyorum ama bildim bileli burada abi. Kuru otlar üstünde muhteşem bir ortam sahiden. Hazır güzel bir açı var. Böyle bir film sahnesinin içinde gibiyim. Size böyle bir çıkış yapayım istedim. Zaten birçok kez kendimi bir film sahnesinin içinde gibi hissediyorum sizlere video hazırlarken. Çok güzel şeyler gördük, çok ilginç şeyler gördük. Yani yine bir görsel şölen vardı ve umuyorum ki bunu size yansıtabilmişimdir. Umarım iyi vakit geçirmişsinizdir dostlar. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Güle güle.